Çoğu aile çocuğunun dışarıda tek başınayken güvende olmadığını düşünür. Çünkü çocuk dışarıda tek başınayken aynı zamanda gelebilecek herhangi bir tehdide, dış etkene karşı da tek başınadır. Aileler çocuğunun eve bir kez girdikten sonra artık güvende olduğuna inanır. Çünkü artık gelebilecek her tehdide karşı onu sarıp sarmalayan bir ailesi vardır. Peki ya tehdit artık evin içindeyse? Artık güveni sağlamak için kollarıyla onu sarıp sarmalayacak ailenin eli kolu bağlanmışsa ve yardım çağrısında bulunamamaları için telefon hattı bile kesilmişse? Ağustos 1987 tarihinde Avustralya Melbourne'un kenar mahallelerinde her şey olması gerektiği gibiydi. Dünyanın geri kalanı sonbaharın gelişiyle yavaşça soğumaya başlarken Avustralya'da kış çoktan bitmişti ve şehrin güney kanadında hava hala serindi. Tüm ailelerin haftanın yorgunluğunu attığı bir cumartesi gecesi, kabus çoktan maskesi içinde bir ailenin evinin dışında gizlenerek şekillenmeye başlıyordu. Mr. Cruel ya da Türkçe adıyla Bay Zalim. 1987'den 1991'e kadar Mr. Cruel, Melbourne'un sessiz kenar mahallelerinde dehşet saçtı. Çocuklara yönelik bir cinayetle sonuçlanmış tam 4 cinsel saldırı ve alıkoyma suçuyla tüm Avustralya'yı terörize edip dehşete düşürmüş, insanlara kendi evlerinin içinde bile güvende olmadıklarını hissettirmiş, suç mahalline bıraktığı yanıltıcı kanıtlarla günümüze kadar kimliği bulunamamış bir seri çocuk tecavüzcüsü. 87'den beri aranan bu katil, kesinliği olan 4 saldırı ve kanıtlanmamış diğer 8 saldırıya rağmen hala nasıl yakalanamadı ve hikayesi günümüze kadar nasıl uzadı? Cumartesi gece 4 sularıydı. Lower Plenty bölgesinde yaşayan, kimliği gizli tutulan bir ailenin oturma odasının penceresi bir bıçakla açıldı ve mavi su geçirmez fermuarlı bir ceketin üstüne kahverengi bir tweed ceket giymiş bir saldırgan içeri girdi. Küçük siyah bir tabanca, 20 santimlik bir mutfak bıçağı, kırmızı, beyaz naylon kordonlar, kırmızı, yeşil ve mavi elektrik bandı ve bir adet elastoplastik cerrahi bandı vardı. Hem aile uyuduğundan hem de saldırgan incelikle içeri girdiğinden dolayı kimse uyanmadı. Saldırgan eve girdikten sonra hemen ailenin yatak odasına girdi. Bir bıçak ve bir silahla anne ve babayı uyandırdı. Aile onun basit, sıradan bir hırsız olduğunu düşünüyordu ama gerçek bundan çok daha dehşet doluydu. Saldırgan aileyi yüzüstü yatırdı ve önce kelepçeledi. Aile daha ne olduğunu fark etmeye çalışırken saldırgan onları gardıroba soktu. Ardından bir çeşit cerrahi bant ile ağızlarını ve gözlerini bağladı. Sessiz olun, hareket etmeyin yoksa birinin canını yakarım dedikten sonra aileyi gardıroba kilitledi. Bitişik yatak odasında uyuyan ailenin 6 yaşındaki çocuğu annesinin ve babasının sesleri dışında duyduğu yabancının sesine uyandı. Ama 6 yaşındaki çocuk zarar görmedi. Saldırgan tarafından elektrik bandıyla yatağa bağlandı ve cerrahi bantla ağzı ve gözü bantlandı. Ardından saldırgan aileye dönüp onların kelepçelerini çözdü ve elleriyle ayaklarını birbirine bir naylon kordonla bağladı. Evdeki herkesi etkisiz hale getirdikten sonra tek istediğim para, yemek ve kıyafet. Bu evde ne kadar para var diye sordu. Aileyi soygun için geldiğine inandırmak istiyordu. Ardından saldırgan gerçek amacı için ailenin 7 yaşındaki küçük kızının odasına doğru ilerledi. Kıza adın ne, kaç yaşındasın gibi sorular sordu. Kız gerçek adını söyledi ama Mr. Cruel buna rağmen ona Kate diye seslendi. Ve ardından radyoyu açtı ve sesini sona aldı. İlerleyen 2 saat boyunca aralıklar vererek küçük kızı ailesinin evinde istismar etti ve hatta ara verip kızı mutfağa götürdü ve onunla beraber soğuk kuzu eti, bisküvi, süt ve portakal suyu içti ve onu salonda istismar etmeye devam etti. Ardından onu yıkadı ve dişlerini temizledi. Küçük kızı başka bir odaya götürdü, naylon kordonla tekrar bağladı ve ben gidiyorum, içinden 100'e kadar say ve ardından aileni serbest bırakabilirsin dedi. Bir bıçakla evdeki telefon kablolarını kesti ve evden ayrıldı. Küçük kız kapının kapanma sesini duyar duymaz ailesini ve kendini serbest bıraktı. Sabah 6 sularına geliyordu. Saldırgan evden birer adet kırmızı, siyah, sarı ekoseli gömlek, bir Roger David pantolon, bir parka, $250 nakit para, bir pırlanta yüzük, bir jilet, bir kahverengi çanta ve Londra Filarmoni Orkestrası'nın altın plak setini aldı ve çıktı. Böylece Mr. Cruel yani Bay Zalim kabusu Avustralya için başlamıştı.
Polis hemen olayı araştırmaya başladı ama olayı araştırmaya başladığında şaşkına dönmüşlerdi. Çünkü 80'lerin sonunda Melbourne güvenli bir bölge olması ilan ediliyordu. Pek çok vatandaşın bölge hakkındaki düşüncesi dünyadaki en yaşanılabilir yer olduğuydu. Üstelik bu korkunç suç yaşandığındaysa dünyadaki diğer ülkelerin çoğuna kıyasla Melbourne daha düşük bir suç oranına sahipti. Polis parçaları birleştirip saldırıyı incelemeye çalıştı. Ebeveynler bağlanmış, ağızları ve gözleri bantlanıp gardıroba kilitlenmişti. Ailenin erkek çocuğu aynı şekilde bantlanıp yatağa bağlanmıştı. Üstelik saldırganın suratındaki maskeden ne gözü ne de ağzı gözüküyordu. Yani neredeyse birleştirilecek hiçbir parça yoktu. Ardından zavallı küçük kıza yöneldiler. Küçük kızın söylediğine göre saldırgan verdiği aralardan birinde ailenin telefonunu kullanıp bir arama yapmıştı. Yapılan bu arama bir tehdit aramasıydı. Saldırgan telefonun öbür ucundaki kişiye eğer çocuklarını bir an önce başka bir yere taşımazsa sıradakinin onun çocukları olacağını söylemişti. Polis hemen yeni bir saldırının önüne geçebilmek için ailenin telefon kayıtlarını incelediğinde hiçbir aramaya rastlamadı ve hatta ailenin telefon hattının kesik olduğunu gördü. Mr. Cruel onlara zaman kaybettirmek, onlarla dalga geçmek için böyle bir manevra yapmıştı. Ne yazık ki bu sapkın kişinin yarattığı dehşet saltanatı bu saldırıyla kalmayacaktı. Mr. Cruel'in tekrar harekete geçmesi bir yıldan uzun sürecekti. 27 Aralık 1988. Noel'den sadece birkaç gün sonra, hediyeler gününde aileler hala tatil sonrası mutluluklarını yaşıyorlardı. Ama o gün Wills ailesi hayatlarının en travmatik, en dehşet dolu ve akıldan çıkmayacak deneyimini yaşayacaktı. John Wills, karısı ve 4 kızı ilk saldırının gerçekleştiği bölgenin birkaç kilometre güneydoğusunda bulunan Ringwood, 11. Hillcrest Caddesi'ndeki evlerinde uyuyorlardı. Saat sabah 4.50'ye kadar John kızlarını yatağa geçirmekle uğraşmıştı. Güneş doğmadan tam bir saat önce John ışıklarını kapattı ve yatağa geçti. Derin uykudayken sabah 5.45 sularında alnına dayanan bir yabancı cisim yüzünden irkildi ve bir kabusa uyandı. Koyu mavi bir tulum, siyah bir kar maskesi giyen saldırgan, John'un kafasına silah, boğazına ise bir bıçak dayamıştı. Karşı koymaya çalışmak veya bir saldırıda bulunmak, kendi hayatının yanı sıra tüm ailesinin hayatına mal olabilirdi. John'un karısı Julia, çocuklarını kurtarmak için çığlık atmaya başladı. Çünkü neredeyse tüm Avustralya bu saldırganı konuşuyordu ve gelenin o olduğundan emindi. Evden çıkmaları gerektiğini söyleyerek çocuklarına çığlık attı. Mr. Cruel ise sakince silahını kocasının kafasına dayadı ve ''Kahraman olmaya çalışmayacaksın değil mi?'' diye sordu. Ardından tıpkı ilk saldırıdaki gibi John ve karısını yüzüstü yatırdı. Bakırdan bir tel ile aynı gemici düğümünü attı ve yine aynı cerrahi bant ile ağızlarını ve gözlerini bantladı. Aynı ilk saldırıdaki gibi yine para istediğini söyledi ve John'un cüzdanından 35 dolar aldı. Ardından telefonun yerini sordu ve evde bulduğu penseyle telefonun kablolarını kesti. John Wills'e göre Mr. Cruel'in belirgin bir aksanı yoktu. Bu sırada evin en büyük kızı Sharon, annesinin çığlıklarına ve yabancı bir erkeğin sesine çoktan uyanmıştı. Ama kaçmak yerine yatağında dona kalmıştı. Yapabileceği en iyi şeyi yapıp uyuyor taklidi yapmaya karar verdi. O sırada annesiyle konuşan yabancı sesin onu çağırdığını duydu. Mr. Cruel odanın kapısını açmıştı. Elinde bir fener ve bir tabancayla odaya girip Sharon'ın uyuyup uyumadığını kontrol etti. Uyuyor taklidi yapan kızı bıraktı ve odadan çıktı. Geri geldiğinde ise Sharon'ı uyandırdı ve onun dolabından bir çift krem renkli iç çamaşırı, bir gecelik, bir çift mavi iç çamaşırı, kırmızı ekosevi etek, bir çift çorap aldı ve Sharon'ı da alıp çıktı. Evin holünde durdu ve baba John Will'in kahverengi ve siyah oduncu ceketini aldı ve Sharon'a giydirdi. Çamaşır sepetindense bir gömlek aldı ve diğer kıyafetleri o gömleğe sardı. Sharon'ı dışarıya kadar taşıdı ve o sırada Sharon çığlık atmaya başlayınca ağzına kırmızı bir top koydu ve çığlık atmaması için söz verdirip onu çıkardı ve Sharon'a ona zarar vermeyeceğine ve sabah onu geri getireceğine dair söz verdi. Ardından gözünü bir göz bandıyla kapattı ve onu arabasının arka koltuklarının altına kendisini göremeyeceği bir şekilde yerleştirdi. Sharon'ın ifadesine göre araba temiz kokuyor ama eskiymiş gibi sesler çıkarıyordu. Arabanın zemininde bir halı vardı. Sharon göz bandından görebildiği kadarıyla yine aynı yerde bir eldiven kutusu ve alet edevat kutusu olduğunu söylüyor.
Mr. Cruel, yolda Sharon'ın kendisini görebileceğini fark etmesi üzerine arabayı durdurdu, indi ve göz bandını yenileyip Sharon'ın kafasına bir torba geçirdi. Eve geldiklerinde Mr. Cruel önce Sharon'ı yıkadı, dişlerini temizledi ve ardından onu yatak odasına götürdü. Sharon, yatak odasında bir 3 TRT kanalına ayarlanmış bir radyo duyduğunu söylüyor. Sharon'a göz bandını geçirdikten sonra onu da ilk saldırıdaki gibi istismar etti ve ardından ona bir bardak süt ile sandviç verdi ve onu yatağa bağladıktan sonra dışarı çıktı. Mr. Cruel evden çıktıktan sonra Sharon göz bandını biraz aralayıp odayı incelediğinde odada tahtadan bir tripoda bağlı bir kamera gördü. Ayrıca evin yakınından gelen uçak sesleri duyduğunu da bildirdi. Mr. Cruel döndüğünde Sharon'ı tekrar yıkadı ve başka bir odaya götürdü. Ona sandviç ve limonata verdi ve onu tekrar yıkadı, tırnaklarını kesti ve dişlerini fırçaladı. Ardından Sharon'a ailesinin evinden aldığı gömleği giydirdi ve onu nefes alması için delik açılmış bir çöp torbasına geçirdi ve onu arabaya götürdü. Arabayı çalıştırmakta güçlük yaşadığı sırada Sharon'a dönüp çalıntı arabalar her zaman kolay çalışmaz dedi. Uzunca bir yol yaptıktan sonra Sharon'ı indirdi ve taşıyarak yürümeye başladı. Sonunda Bayswater Lisesi'ne gelip göz bandını ve çöp poşetini çıkardı ve giderken Sharon'a sakın arkanı dönüp nereye gittiğime bakma dedi ve ayrıldı. Bir gece sonra bir kadın Sharon'ı buldu ve ailesini teslim etti. Televizyon raporlarına göre Hillcrest Caddesi'ndeki John Wilson komşuları Sharon'ın kaçırılmasından önce bölgede gezen bir adam olduğunu rapor etmişti. Aynı komşular kaçırılmadan 6 hafta önce Wilson evini bir video kamerasıyla çeken yabancı bir adam gördüklerini de söyledi. Bu adam fark edildiğini anlayınca video kamerasını Ford'unun bagajına yerleştirip çabucacık ayrılmış. Adam 30-35 yaşlarında, seyrek hatta kele yakın kahverengi saçlı ve göbekli olarak tanımlanıyor. Wills ailesine yapılan saldırı ve Sharon'ın kaçırılması diğer aileye yapılan saldırıya neredeyse aynen benzediği için polis aileye pek bir inceleme yapamadı. Çünkü ailenin elleri, gözleri ve ağızları bağlanmıştı. Evden de hiçbir iz bulamadılar, tıpkı ilk saldırıdaki gibi. Bu yüzden de yine ilk saldırıdaki gibi tek kaynakları küçük Sharon'dı. Sharon gördüğü kadarıyla evin ve banyonun birkaç çizimini ve eve bırakılırken duyduğu çalıntı arabalar kolay çalışmaz cümlesini rapor etti. Polis o dönemdeki tüm çalıntı araba dosyalarını incelediğinde yine bir sonuca ulaşamadı. Çünkü Mr. Cruel'in arabası çalıntı değildi. Yine polislere oyun oynamıştı. Mr. Cruel'in yarattığı dehşet saltanatı tüm Avustralya'yı kaplamıştı. İnsanlar kimliği belirsiz bu saldırgan yüzünden yolda gördükleri herkesten, çocuklarıyla birkaç saniyeden fazla göz teması kuran her insandan şüpheleniyor, evlerinin perdelerini bile açmıyordu. Tekrar ne zaman saldıracaktı, polis onu yakalayabilecek miydi? Hepsi birer muammaydı derken, dehşet 2 yıl sonra bu sefer 10. Monomeet sokağındaydı. 3 Temmuz 1990, saat akşam 7.50 sularında Price Waterhouse yöneticisi Brian Lines ve karısı Rosemary bir veda törenine katılmak üzere arkadaşları tarafından evden alındılar. Çift, çocukları 13 yaşındaki Nicola Lines ve 15 yaşındaki abla Fiona Lines'i evde yalnız bıraktı. Yalnız kaldıkları diğer gecelerde yaptıkları gibi kızlar eve pizza söylediler. Pizza saat akşam 10.05'te geldi ve kızlar yedikten sonra saat gece 11 gibi uyudular. 20 dakika sonra koyu yeşil bir kar maskesi ve eldivenler takan bir adam pencereyi ilk saldırdık gibi bıçakla açtı ve ebeveynlerin odasından içeri girdi. Ardından da bitişik yatak odasındaki iki kız kardeşin uyuduğu odaya, Fiona'nın odasına geçti. Sakince küçük kardeş Nikola'yı elindeki bıçakla dürterek uyandırdı ve "Görüyor musun? Bu epey keskin bir bıçak ve sağ elimdeki de gerçek bir tabanca. Gerçek mermiler ateşliyor ve kafa patlatıyor." dedi. Nikola'nın ifadesine göre kalıplı, bire göbekli, 1.82 boylarında, 30'lu yaşlarında birisiydi. Diğer iki saldırıya oranla daha fazla küfür ediyor ve kalın bir Avustralya aksanı kullanıyordu. Diğer iki saldırıdaki gibi önce para istedi. Baba Brian'ın cüzdanından 4.000 dolarlık bir çek buldu ama onu bıraktı. Abla Fiona'yı domuz düğümü adı verilen bir düğüm çeşidiyle bağladı ve Nikola'yı alıp mutfağa götürdü. Mutfakta anne Rosemary'nin çantasını aradı ve onun ehliyetini, kredi kartını aldı. Ardından da evdeki telefon kablolarını kesti. Ailenin araba anahtarlarını aldı çünkü arabasını 300 metre öteye park etmişti ve eğer ailenin arabasını kullanmasaydı kesinlikle kaçış başarısız olurdu ve yakalanırdı. Fakat burada bir soru var. O da Mr. Cruel ailenin o gün evde olmayacağını nereden biliyordu? Nikola'yı odasına götürdü ve okul formasını giydirdi. Ardından Nikola'nın dolabından bir pembe beyaz çizgili elbise, okul üniformaları, iç çamaşırlar, çorap,
tişört, terlik ve daha fazla çorap aldı. Ardından iki kardeşe de babalarının işini sordu. Ve ablaya dönüp 25 bin dolar karşılığında sabah Nikola'yı eve getireceğini söyledi. Saat 11.47 sularında Nikola ile evden çıktı. Nikola'yı önceki saldırıdaki gibi arabanın arka koltuklarının altına koydu ve kafasını saklaması konusunda onu uyarıp gözlerini kapatırken "Eğer görmeye çalışırsan bu senin için çok tehlikeli olur" dedi. Ardından Şaver Caddesi'nin güneyini sürüp arabayı bıraktı ve Nikola ile bir sokakta bir araba bekledi. Gelen araba dört kapılı, zemini halıyla kaplı bir arabaydı. Aynı ikinci saldırıdaki çocuğun beyanında söylediği gibi. Araba çalışır çalışmaz arabanın eski olduğunu belirten sesler gelmeye ve bir radyo çalmaya başladı. 32 dakikalık bir yolculuğun sonunda eve geldiler. Mr. Cruel Nikola'yı yıkadı ve dişlerini fırçalattı. Ardından onu yatağa bağladı ve radyoyu açtı. Nikola'nın dediğine göre istismar süresince tam 9 uçak sesi duymuştu. Günlerden okul döneminin son haftasında bir çarşambaydı. Bu Mr. Cruel'in herhangi bir işte çalışmadığını kanıtlar nitelikte bir bilgi. Nikola'yı kaçırdığı günden sonraki gün ona tenis eteğini giydirdi, onu tekrar yıkadı, tekrar dişlerini temizletti ve onunla fantezi oyunları oynayıp onu Missy ve Nikki diye çağırdı. Aynı ailesinin çağırdığı gibi. Bu da Mr. Cruel'in daha önce bunları duyduğu anlamına gelir. Mr. Cruel, Nikola'ya kaçırıldığı günün ertesi günü perşembe akşamı geç saatlerde onu eve bırakacağını, cuma sabahı ise evde olacağını söyledi. Ardından onu tekrar bağladı ve bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi yaptı. Yine polisleri kandırmak için yaptığı garip hamlelerden birisi. Çünkü Nikola'nın söylediğine göre Mr. Cruel arkadaşıyla konuştuğu süre boyunca hiç cevap almadı. Geri döndüğünde elinde bir gazete vardı. Nikola'ya diğer saldırılardan bahsetti. Elindeki gazeteden kendisiyle ilgili haberleri okudu ve Nikola'ya "Sence sen 25 bin dolar eder misin? Ailen o parayı verecek mi?" diye sordu. Olacak her şeyi biliyordu. Nikola'yı tekrar yıkadıktan ve dişlerini temizledikten sonra ona "Seni bulduklarında hastaneye götürüp test edecekler. Ardından bir polis cerrahı tarafından inceleneceksin. Seni bana bağlayacak herhangi bir kanıtı arayacaklar ama hiçbir şey bulamayacaklar" dedi. Ve ardından Nikola'nın gözlerini bağlayıp onunla yaklaşık 5 dakika boyunca yürüdü. Ardından bir arabaya bindiler. Yol yaptıktan sonra iner inmez yine rastgele bir şekilde yürümeye başladılar. Ve birden Nikola'yı bir perşembe akşamı bıraktı. Ve her şey dediği gibi oldu. Bulunduktan sonra önce normal hastane ardından polis cerrahı tarafından incelendi. Ve kaçırılmasından tam 50 saat sonra Nikola söylendiği gibi bir cuma sabahı evindeydi. Bu 3 saldırı ve 2 kaçırılma olayının üzerine tüm Avustralya dehşet içerisindeydi. Çünkü onları ne polis koruyabiliyordu ne de evlerinin içinde güvendelerdi. Herkes evlerine elektrikli çitler döşüyor, güvenliği, alarm sistemlerini arttırıyordu ama nafile. Çünkü Mr. Cruel bir türlü bulunamıyordu. Cruel'i arayan polis timi ne yaparlarsa yapsınlar, hangi izi ararlarsa arasınlar, hiçbir iz doğrudan Cruel'e çıkmıyordu. Ve asıl terör bir yıl sonra yaşanacak. 4. ve son saldırıda başlayacaktı. 13 Nisan 1991, ilkbahar tatillerinin ilk günü erkenden çiselemeye başlamış yağmurdan sonra 22 derecelik bir havayla hafif, güzel bir gün. İlerleme kat edilemediği için Sharon Wills ve Nicola Linson kaçırılmasının araştıran Challenge operasyon timinin küçültülmesinden sadece bir gün sonra. 13 yaşındaki Carmen Chan gününü Camberwell Tenis Merkezi'nde tenis çalışıp annesiyle Bullion Plaza'da yemek yedikten sonra ders çalışarak geçirmişti. Öğleden sonra Carmen, arkadaşları ve kardeşleriyle ailesinin restoranına gitti ve dışarıda oyun oynadı. Ardından restoranın bir çalışanı tarafından kardeşleriyle beraber Serpels yolundaki Temple Stove'daki evlerine bırakıldı. Baba John işten bir saat erken çıkmış, evde çocuklarını bekliyordu. Aslında bu Chan ailesi için bir rutindi. Okuldan sonra çocuklar otobüsle aile restoranına gelir, yemek yer, oyun oynar, ardından restorandaki bir çalışan tarafından eve bırakılırlardı. Bir yabancının bu rutini seyretmesi zor değildi. İlkbahar tatillerinden birkaç hafta önce Doncaster polisine çocukların yolunu izleyen bir sedan rapor edilmişti. Ama yine de Chan'ların evi Avustralya'daki diğer ailelerin evlerine göre çok daha güvenliydi. Resmen bir kenar mahalle kalesini andırıyordu. Ev 2 metrelik elektrikli çitlerle çevrilmiş 5 yatak odası, bir çalışma odası, 3 banyo, bir spor salonu, bir spa, sauna, 3 arabalık garaj, havuz, tenis kortu ve 18 oda içeren bir şatoydu adeta. Ama tüm bunlar evde tek başına kalan küçük kızlar için yeterli güvenliği asla sağlayamazdı.
13 Nisan gecesi Carmen ve kardeşleri televizyon izleyip hikayeler okurken yeşil gri eşofman takımı ve kahverengi maskeli bir adamın aile arabasına "İntikam, Asyalı uyuşturucu satıcısı, daha fazlası gelecek" yazdığını gördü. Kapıların büyük bir kısmı kilitli olmasına rağmen saldırgan yine pencereyi bıçakla açıp içeri girdi. Saat akşam 8.40 sularında Carmen ve Carly mutfağa bir şeyler yemeye çıktığında Mr. Cruel çoktan elinde bıçağı ile içerideydi ve yine aynı cümleyi kurdu. "Elimdeki bıçağı görüyor musunuz? Bu çok keskin bir bıçak." İki çocuğu da saçlarından tuttuktan sonra "Anneniz ve babanız nerede?" diye sordu ve ardından Carmen'in yatak odasına geçti. Burada küçük kardeşlerden Karen'ı kapının arkasında buldu ve iki küçük kardeşi Karen ve Carly'yi dolaba kilitleyip Carmen'i saçlarından tutarken "sizlere zarar vermeyeceğim" dedi. İki kardeşi kilitlediği dolabın önünü bir de yatakla kapattı ve polis köpeklerine dayanarak bulunan bir veriye göre Carmen'i saçından tutup önce mutfağa, mutfak kapısından bahçeye, bahçeden tenis kortuna, oradan da çitlere kadar sürükledi ve yaklaşık 10 dakika boyu yürüyüp 300 metre ötedeki arabasına götürdü. Saat tam 11 sularında Elizabeth Sokağı, Kuzey Coburg'da bir silah sesi duyuldu. Tam o saatte o bölgede bulunan yalnız yürüyen bir adam bu sesin tulum giyen bir adamdan geldiğini iddia ediyor. Carmen'in kaçırılmasından sonra yaklaşık bir yıl küçük kızdan hiç haber alınamadı. Acılı anne televizyonlara defalarca çıkıp ağlarken röportajlar verdi. Operasyon ekipleri Carmen'i ve Mr. Cruel'i ararken toplamda 8.3 milyon dolar harcadılar. 30 bin ev, 27 bin şüpheli arandı. Mr. Cruel ile ilgili herhangi bir işe yarayan bilgi karşılığında 300 bin dolar ödül teklif edildi. Ve tam bir yıl sonra operasyon timi küçük Carmen'in canlı bedeni yerine 9 Nisan 1992'de kafatasına ulaştı. Edgars Nehri civarlarındaki bir depolama bölgesinde bulunan bu kafatası incelendiğinde küçük kızın kafasından 22 kalibrelik bir tabancayla tam 3 kurşun yediğini öğrendiler. 1994'te kapatılan Spektrum operasyonuna göre dedektifler tam 27 bin insanı gözaltına aldı. Bunların içinde doktorlar, öğretmenler, haberciler, fotoğrafçılar, rahipler, polisler, otobüs şoförleri bile vardı. Ama sonuç nafile. 27 bin insan arasından tam anlamıyla şüpheli 32 kişi kalmıştı ve hiçbirini eleyemiyorlardı. 2010 ve 2011 yılları arasında Apollo görev timi dosyayı tekrar inceledi ve yeni şüpheliler buldu ama bu görev timi de kapatılırken hala elenememiş 20 şüpheli vardı. Tüm bu dosya, araştırmalar nafileydi. Ta ki 2021 yılında bir Reddit kullanıcısı olayla ilgili yeni bir yazı girene kadar.